Patiserap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir baklava yapacağız. Hazır yufkadan yapacağımız baklavamızın iç malzemesi karamelize bisküvi. Son zamanların trend bisküvisi olan karamelize bisküvi ile bu sefer de baklavayı deniyoruz. Hadi buyurun. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz ve şekerimizi tencerenin içerisine alıyoruz. Ve suyumuzu ilave ediyoruz. El çırpıcısıyla güzelce çırpıp şekerini eritiyoruz, sonrasında altını açıyoruz. Isınmaya başlayan şerbetimizin şimdi de içerisine bir kaşık limonumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynattığımız şerbetimizin altını kapatalım ve sonrasında soğuması için kenara alalım. Şimdi de karamelize bisküvilerimizi rondodan toz haline gelene kadar çekelim. (20) adet baklavalık yufkamızı şimdi de tam ortadan ikiye keselim ve tepsimizin büyüklüğünde 40 adet baklavalık yufka elde edelim. Benim kullandığım tepsi gördüğünüz gibi 20'ye 30 santim enindeydi ve yufkalar tam geldi. Şimdi de tepsimizin altını erittiğimiz tereyağı ile yağlayalım. Ve sonrasında baklavalık yufkalarımızı sermeye başlayalım. Kenarlarından fazlalık verirse eğer kesebiliriz. Bu arada her iki katta bir tereyağı ile üzerini süreceğiz ve bunu ilk 10 kat yapacağız. On yufkadan sonra ilk ara katımızdayız. Şimdi ilk önce bisküvimizden serpeceğiz üzerine. Sonra da ceviz serpeceğiz. Siz isterseniz ceviz fındık karışımı da yapabilirsiniz ya da sadece fındık ya da sadece ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra ikinci katımızda ve yine her iki yufkada bir tereyağı ile yağlama işlemi yapıyoruz ta ki 10 kat olana kadar. Ve ikinci katın ara katındayız. Yani yine bisküvi ve ceviz serpme işlemindeyiz. Şimdi de sıra üçüncü katımızda yine aynı işlemler. Yani iki yufkada bir tereyağlama ta ki 10 kat olana kadar. Ve son ara kat serpiştirmelerimiz yine bisküvi ve ceviz. Ve son 10 yufkamızı da her iki katta bir tereyağı alıp en üste yerleştiriyoruz.
Şimdi de sıra kesme işlemimizde. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben biraz daha iri iri yaptım. Siz isterseniz baklava dilimi şeklinde de kesebilirsiniz. Hazır baklava yufkasını kesmek biraz zorluyorsa sizi benim yaptığım gibi en üst kata birazcık tereyağı sürüp öyle kesme işlemine devam edebilirsiniz. Kesme işlemi bittikten sonra kalan tereyağımızı en üstü güzelce boca edelim. Ve artık fırınımıza verip alt üst ayarda 170 derecede kontrollü bir şekilde tam 1 saat kızarana kadar pişirelim. Nar gibi kızarmış olan baklavalarımız da fırından çıktı. Şimdi 5-10 dakika bekleyelim. Ve ilk sıcağı geçmiş olan baklavamızın üzerine soğuttuğumuz şerbetimizi güzelce boca edelim. Ve tam 3 ila 4 saat arası şerbetini çekmesi için dinlendirelim. Karamelize bisküvi kremamızı şimdi de mikrodalgada biraz eritelim. Ve şerbetini tamamen çekmiş olan baklavamızın üzerine şimdi de kremamızı bu şekilde gördüğünüz gibi sıkalım. En üste yine ceviz serpelim. Ve işte gördüğünüz gibi bayram tatlısı ya da iftarlarınıza tatlı olarak sunabileceğiniz karamelize bisküvi ile hazırlamış olduğumuz baklavamızın da hazırlanması bu kadar kolaydı. Umarım tarifim, anlatımım ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.